Divan programının kıymetli izleyenlerine selamlarımı ve muhabbetlerimi iletirim efendim. Bir müennes yegdir kim ehlola bin müzekkerden kim... darıyla Türk şiirinde kadın şairlerin hemen hepsinin babasının özellikle e, iyi bir e, sosyal statüde olduğunu görüyoruz kadı kazasker müderris olan e, kadın şairlerin babaları tabii ki evlatlarına e, zamanın gözde ilimlerini zamanın gözde e, dil öğrenimlerini e, imkan tanımıştır ve kadın şairler Arapça, Farsça öğrenmişler. Eee musikiyle, hatla ilgilenme imkanı bulmuşlardır. Mihri Hatun da yaşadığı dönemde dikkat çekmiş bir kadındır ve hakikaten tesirli bir kadın şairdir. 16. yüzyıl teskirecilerinden Aşık Çelebi Mihri Hatun için "Gerçezendir ama ol namert" Nice mendi merdane çifte zendir der. Yani kadındır ama namert birçok erkek daha kadındır der. Mihri Hatun güzel ve alımlıdır. Ama fani insanın ölümlü olduğunun da farkında olduğunu bize mısralarında yansıtır. Ömür bir anda geçer devri gül eyyamı dahi Baki kalmaz bu zaman bari geçer anlarla der Mihri Hatun. Mihri Hatun konumuz olan Türkçe divanında farklı edebi türlere yer verir. Farklı nazım şekilleri kullanır. Tespit edebildiğimiz kadar gazel, kaside, tercibent, mesnevi, müfretler olmak üzere sekiz ayrı nazım şeklinde şiir oluşturduğunu Mihri Hatun'un rahatlıkla görebiliyoruz. Efendim, şair güzel ve zamanının kaynaklarına göre sosyal hayat içinde girişken, cesur tavırlarıyla dikkat çekendir. Hakkında söylenenler de hal böyle olunca muhteliftir. Mihri Hatun döneminin teskire yazarlarına ve yabancı edebiyat tarihçilerine göre şaşırtan rahatlıkla, Tabii ki döneminin şartlarına göre şaşırtan rahatlıkla şiirler kaleme almıştır. Bu şiirlerde dönemin sosyal şartlarına ve klasik Türk şiir geleneğinde bir kadının kadınca duygularla şiir yazmasına oldukça ters bir eda söz konusudur. Mihri Hatun küçük sosyal çevresinde hiçbir dedikoduya kulak asmadan aşkın onurunu korumuş Zaten ondan bahseden kaynaklar bu durumu da pek yadırgamamışlardır. Onun özellikle erkek şairlerle beraber şiir meclislerinde yer alması çok da tesir etmemiştir ona aslında. Onuruna, iffetine, namusuna, imalı sözlerle ifadeler sarf edilse de... ...Mihri Hatun hakkında övücü sözlerin de son derece... E, çok olduğunu görüyoruz teskirelerde. Çünkü Mihri Hatun demin ifade ettiğim gibi şiir meclislerinde erkek şairlerle beraber e, 15. yüzyılı düşünüyoruz bu arada. Latifeler yaparken e, kendi kişiliğini kendi şairce duruşunu hiçbir zaman geri plana itmemiştir. Efendim biz e, edebiyatçılar mazmunlara metaforlara e, şiirde özellikle dikkat ederiz şerh ederken. E, tabii bir duyguyu, bir düşünceyi e, şiirde en iyi ifade etme yolu tabii ki sembollerdir, mecazlardır, metaforlardır. Mecazlar ve metaforlar şairlerin bilinçaltı hakkında bize bilgi verirler. Bunun yanında geleneksel dokuyu e, ortaya koyan, e, semboller, mazmunlar ve metaforlar vardır. Özellikle klasik Türk şiirinde vazgeçilmezdir mazmu kullanımı. Siz kadın şair de olsanız e, boyun servi olmasını, yanağın e, laleye benzemesini, e, benzemesini şiirlerinizde yansıtmak, e, ifade etmek durumundasınız. Dolayısıyla Mihri Hatun da Ey Cihan Halkı bilin kim yardan ben dönmezem servikat ülalehat dil dardan ben dönmezem derken o sevgilinin servi boyunu o lale kırmızı yanaklarını bize ifade etmekten geri durmamıştır. Efendim Mihri Hatun bir kadı kızıdır. Babası belayı mahlasıyla şiirler yazan kadı Hasan Amasyevi'dir. Mihri Hatun sosyal hayat içinde tanınırlığını, ve ondan bahseden teskirelerdeki dillere destan aşkını, güzelliğini, itibarını efendim sosyal hayat içerisinde de sürekli savunmuştur. En başta da yaşadığı aşkları savunmuştur. Kadınca duygularını savunmuştur Mihri Hatun. Dedik ya hakkında çok fazla dedikodu çıkmıştır. Fakat Mihri Hatun bunlara kulak asmadan kendi şairce ve kadınca duruşundan asla taviz vermemiştir. Bu bağlamda zamana göre tabii ki küçük bir çevrede yaşamıştır. Amasya'da Mihri Hatun. Dolayısıyla bu küçük çevrede yaşadığı zaman e, o sosyal baskının beklenir ki üzerinde insan üzerinde daha çok tesirli olması beklenir. Ama Mihri Hatun adeta ...o e, onuruna düşkün, e, onurunu savunan daha doğrusu o e, kişiliği ve kimliği ile... ...erkeklere baş kaldıran bir eda ile şiir söylemekten asla vazgeçmez. Rakibin laf urup dirmiş anı öldürürüm bir gün. Er ise gelsin, ol namert ana, göstereyin erlik der. Yani erkeklere erkekliğin nasıl olduğunu... ...buyursunlar ben onlara anlatayım der... ...Mihri Hatun... ...tabii bunlara rağmen... ...geleneksel doku... ...Mihri Hatun'u... ...o yayının başında da söylediğimiz... ...erkekçe şiir... ...söyleme edasından... ...ayrı koymaz... ...düşmüşüz ahu gözün... ...sevdasına Mecnun Veş... ...mesken olmuştur kamu... ...bu kühu... ...sahradır bize... ...sahralar bize der Mihri Hatun... ...yani... Mecnun yerine kendini bir aşık olarak geleneğin ona öğrettiği şekilde şiir söyler. Efendim belirttiğim gibi Mihri Hatun sadece özel hayatında değil erkek egemen şair meclislerinde varlık göstererek eserlerini icra etmiş, rakip gördüğü erkek şairlerle latifeler yapmaktan, şiir hususunda yarışmaktan Geri durmayan bir kadın şair olarak aslında dünya tarihinde yani dünya edebiyat tarihine baktığımız zaman Osmanlı'da kadın şairlerin konumunu şöyle değerlendirdiğimiz zaman 15. 16 17 hiç fark etmez. Osmanlı Anadolu sahasında Osmanlı şiirinde kadınların dünya edebiyatına göre çok da geride olduğunu görmüyoruz. Hatta e, geleneğin onlara söylettikleriyle e, hem dünya literatüründe hem de kadın şairlerin erkeklerle yarışır nitelikte eserler ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bakışla Osmanlı şiirinin kültür coğrafyasında biz aşağı yukarı 50 kadar kadın şair yetiştiğini, eser ortaya koyduğunu görüyoruz. Mihri Hatun da Amasya'da şiirin en gözde sanat dalı olduğu dönemlerde biz e, eser ortaya koyduğunu görüyoruz. E, mihri Hak, ha, Hatun'un ismi hakkında örneğin e, adının Mihri olduğunu mesela Evliya Çelebi'nin Mihri Mahlası'nın Mihri olduğunu ifade eder. E, Amasya'da e, efendim, yaşadığını bize ifade eder. E, sanatçının eserinde de kadın şairimizin eserinde de zaten Amasya'nın sık sık zikredildiğini bunun yanı sıra Amasya, Ladik, Eğribük ve Göğünücek gibi sosyal hayata hayatta yeri olan birçok mekanı eserinde eserinde yer bulduğunu görüyoruz. Zaten şunu şu ezber bilgiyi bir kere düzeltmemiz icap ediyor. Hani Osmanlı şairini fil dişi bir kulede sosyal hayattan kopuk e, sanki sadece şair meclislerinde şiir söyleyen bir güruhtan meydana geldiği ifade edilir. Oysa e, sadece Mihri Hatun'un değil divanları taradığımız zaman e, başlangıcından tanzimat dönemine kadar Osmanlı şairi, klasik Türk şairi e, yeme içmeden giyinmeye, eğlenmeye siyasi olaylara ee, mekan, olay, insan, durum, hal fark etmeden her konuyu şiirinde şiirine her konuyu şiirinde yer verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mihri Hatun da e, o kadınsı eda ile hem e, yaşadığı mekanları efendim hem de e, o güzelliğini etrafında kendisine iltifat eden insanları. Mısralarında sıklıkla yansıtır. Şehri amasiyede bir hubu rana gül izar, her tarafta canu dilden sat hezar uşakı var diyen Mihri Hatun, etrafındaki o binlerce aşıktan kendince bize bahseder. Mihri Hatun zeki, kültürlü, bilgili bir kadın şair olarak e, Amasya'da o zamanlar e, valilik yapan... İkinci Beyazıt'ın tabii ki gözünden de kaçmaz. Ondan sonra e, şu, o gözünden kaçmaz ve e, şunu söyleyelim. İkinci Beyazıt'ın etrafında teşekkül eden şiir meclislerinde varlık göstermeye başlar Mihri Hatun. Çünkü Mihri Hatun zamanının e, ilimlerini öğrenmiştir. Diğer kadın şairler gibi Arapçası, Farsçası vardır... ...musikiyle haşır neşir olmuştur, hat sanatını e, siyaset bilir, e, sosyal olaylar hakkında yorum yapar e, gibi. E, bu yönüyle e, dedik ya, ikinci beyazıt ve hem de ondan sonra gelen Şehzade Ahmet zamanındaki kültür meclislerinde bulunur. E, saraydaki dini ve edebi e, sohbetlere dahil olur. Mihri Hatun kendini o kadar çok sevdirir ki zamanla... Şehzadelerin annelerinin kız kardeşlerinin muhtelif sohbetlerinde bulunmak üzere onlarla da efendim sarayda bulunduğunu ifade edelim. Efendim edebi manada Mihri Hatun aldığı eğitim içinden çıktığı gelenek sayesinde şahsına münhasır şiir söyleyen sıra dışı anlatımlarla kendini var eden bir kadın şair olduğunu anlıyoruz. Örneğin şiirlerinden mesela örnek verecek olursak klasik Türk şiirinde yüz çok önemlidir. En önemli güzellik unsurudur hatta. Şair ama Mihri Hatun güzeli ve güzelliği, estetiği öyle bir anlatır ki şiirinde kitap, kitabet, belagat kavramları ile o güzel ve güzelliği medzetmeyi başarır. Şair ilmini hece hece ortaya koyarak şiirden muradını bir beyitle sergiler. Mihri Hatun'a göre güzellik, sevgi, ilim, bilgi yan yana okunmalıdır. Çünkü ilim sevgilinin güzellik kitabında bölüm bölüm satır satır okunup öğrenilmelidir. Gerçek bilgi sahibi olmadan cahil kalınır. Bu bilgi ve güzellik yan yana olmalıdır. Aklı külü danüşi ilmi ulül elbab bab görmese hüsnün kitabından dirüz nadan ana der Mihri Hatun. Mihri Hatun'un hayatı biyografisiyle ilgili bir hususu tekrar dile getirmek isterim. Teskirelerde Mihri Hatun'un mesela işte kadınsı özelliklerinin yanında Edebi kişiliği hakkında da yorum yapılır. Zaten tezkirenin yazılma amacı odur. Baktığımız zaman 16. işte 17. yüzyıl bir geçiş dönemi olduğunu düşünürsek Mihri Hatun kişiliği hakkında işte doğum ölüm tarihi sıra edebi kişiliğine gelince yani o formatı düşündüğümüz zaman şairlerin bir farklı tezkirecilerin daha doğrusu ...Mihri Hatun'la ilgili o edebi kişilik bağlamında değerlendirmelerinin değiştiğine tanıklık ederiz. Mesela Aşık Çelebi meşair i Şuarası'nda Mihri Hatun'u bir taraftan överken... ...her nedense bir taraftan da namahrem ifadeler, nakıs edalarla şiir yazdığını söyler... E, Tabii e, dedik ya yani ben müsaade edilirse burada bir yorum yapmak istiyorum e, bir kadın akademisyen olarak. E, Mihri Hatun başarılıdır, e, cesurdur, tezkireyi yazan da erkektir. E, tezkireyi yazan erkek de bu güzel ve yetenekli kadın şairin e, durumunu çok hoş karşılamaz kendi yazdığı yüzyıl itibariyle. Dolayısıyla Mihri Hatun'u tezkireciler bir taraftan överken, ...bir taraftan da bunu da tırnak içinde belirtmek istiyorum... ...evlenmediğini kinayeli, tevriyeli, müstehcen ifadelerle... ...şiir göndermeleriyle ya da tezkirelerdeki o tırnak içi ifadelerle... ...bugün diyeceğimiz ifadelerle belirtmekten geri durmamıştır. Bu değerlendirmelerden sonra Mihri Hatun'un 1512 yılından sonraki bir tarihte bazı edebiyat tarihlerine göre 1514 ya da işte 15'li yıllarda çok erken bir yaşta 50 ile 60'lı yıllarda vefat ettiği kayıtlara geçiyor. Tabi hanedan tarafından yani Sultan Beyazıt tarafından defaatle inan ve tasadduk olarak yani belli miktarda maddi ihsanın yapıldığını gördüğümüz Mihri Hatun'un edebi yönünün detaylarına inmek icap eder. Yani Mihri Hatun nasıl Mihri Hatun oldu? Bize e şairin eseri Mihri Hatun hakkında yorum yapmamıza vesile olacaksa e dönemin edebi ve kültürel, kültürel zeminini de dikkate alarak Mihri Hatun'un hangi temalar üzerine e göndermeler yaptığını kısaca özetlemek isterim. Efendim Mihri Hatun Klasik Türk şiirinin gene, geleneksel dokusuna aykırı olacak şekilde adeta hayalcilikten sıyrılarak aşka, sevdiğine somut ve bezgin olmayan sitemler ettiğini görürüz. Niye? Çünkü klasik Türk şiirinde hep denir ya, soyut ve hayal esas olandır. Ama Mihri Hatun öyle beyitler, öyle şiirler yazar ki gerçeğin ta kendisidir. Hayat dolu ...gerçeklikle ayakları yere basan şiirlerdir bunlar. Müdde'i olsa cihan halkı kamu bize ne gam... ...ger bir ola bir zerre vefası yarın diyerek... ...o mutlu, hayat dolu kadın imajını önümüze serer. Efendim bu arada Mihri Hatun'un özellikle dönem dönemdaşı diyelim... ...Necati Bey ile sık sık atıştığı teskirelerde kayıt altına alınmıştır. Mihri Hatun'un özellikle Necati Bey'e nazireler yazdığını... ...Necati Bey'in de bundan çok memnun olmadığı belirtilir. Örneğin Necati Bey'in döne döne redifli... ...çıkalı göklere ahım şereri döne döne... ...yandı kandili sipihrin ciğeri döne döne gazeline... Mihri Hatun bir nazire yazarak konuya bakış açımızı geliştirir. Ateşi gamda kebab oldu ciğer döne döne, göklere çıktı dühanım şerer döne döne. Aslında cilik klasik Türk şiiri bağlamında çok çok ehemmiyet arz eder. Ben hep derste de öğrencilerime söylerim. E, nazirecilik bir taklit değil, bir çalıntı hiç değildir, geleneğin devamıdır, bir öykünmedir, ustaya e, ustaya öykünmedir gibi çok farklı e, katkısı var. E, yine şunu ifade etmek istiyorum, e, belli olayları, durumları kendi şartlarında değerlendirmek, kendi siyasal ve sosyal şartlarında değerlendirmek nasıl uygunsa e, e, sanatı da, kendi sanat çevresinde onun şartları gereğinde değerlendirmek yerindedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla nazirecilik de matbaanın, fotokopinin bu kadar iletişimin olmadığı şartlarda hakikaten Osmanlı şairinin bugün için bize lütfettiği geleneksel olarak büyük imkandır diye düşünüyorum. İşte Mihri Hatun Aşkı hayatının merkezine alan bir şair olarak aşk dolu mısraları en çok dillendiren şairlerden biridir. Aşk insana günah işletir der Mihri Hatun. Fakat sevgili günahına bakıp da aşığın kapısından gitmemelidir. Niye? Çünkü aşığın sevmekten başka günahı yoktur ki Mihri Hatun'a göre. Gerçi kim aşkın yolunda cürmü çoktur aşıkın. Ben seni sevmekten özge yok günahım gitme gel der Mihri Hatun. Efendim şaire göre aşıklığın macerası her şeyden başkadır. Ve bunu ancak aşık olanlar anlarlar. Olmayanlar aşık ne bilsin ehli aşkın halini. Şerh olunmaz bu beyanın macerası özgedir der Mihri Hatun. O güçlü kişiliğinin arkasında naif aşkı söyleyişleriyle dikkat çeken Mihri Hatun sorgulamalar yapmaz mı? Mihri Hatun kadındır, insandır. Gelgitleri olacak, sorgulamaları, kabullenişleri, redleri tabii ki olacaktır. Aşk ateşine yanıcı pervaneleriz biz. Bu ateşe per yakmayacak ya neleriz biz? Ateşi aşka ol aşıklar ki canın yaktılar. Buldular vuslat ebed çünkü cihanın yaktılar der Mihri Hatun. Şunu ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. Mihri Hatun bir mutasavvuf değildir. Birçok Osmanlı şairi gibi Tasavvufi kavramları bilir ve tasavvufi kavramları geleneğin getirisi ya da poetik duruşunun gereği yani şiirden anladığı şairlik duruşu gereği o ya da geleneğin getirisi dediğim gibi tasavvufi kavramları mutlak surette eserlerinde yer verir. Mesti aşk ol yürü çağ keyle giribanını... Hem demol Arif isen zülfü perişanlar ile der Mihri Hatun. Klasik Türk şiirinde efendim dünyanın geçiciliği, acıları, Allah'a doğru giden yolun tuzaklarla dolu olması bu minvalde çok çok ele alınır. E, o zaman Allah'tan başka her şey geçicidir ve o zaman geçici olanları terk etmek gerekmektedir. Bu minvalde Mihri Hatun bize çünkü bildin ey gönül dünyayı fani hiç imiş. Ol seni terk etmeden terk itsen anı hiç imiş derken dünyanın o faniliğine gönderme yapar. Efendim, hüzün güzeldir. Ve hüzün hep güzele vesiledir. Bunun yanı sıra hüzün dünyanın düzenini inşa etmeye bazen aracı bile olur. Her mimari eser bir gün yıkılacaktır. Fakat insanın insana karşı dertlenmesi en dayanıklı malzemelerle inşa edilmeyecek kadar kuvvetli rabıtaları kurar. Düşmüşem derdine cana derde derman isterem. Dostum derdin yeter derdime derman isterem diyen Mihri Hatun hüznünü de divanında her vesileyle ...dile getirir. Efendim Osmanlı şiirinde... ...Leyla Mecnun Mesnevisi'nin... ...çok özel bir yeri vardır. Leyla Mecnun Mesnevisi... ...hem olay örgüsü... ...hem kahramanları dolayısıyla... ...defaatle yüzyıllar içerisinde... ...kaleme alınmıştır. Fakat dikkat çeken husus ne? Leyla Mecnun Mesnevisi... ...sadece mesnevi olmaktan öte... ...gazellerde de... Divanlarda da e, klasik Türk şairleri tarafından e, konu edinilmiştir. E, ben deniz e, Leyla üzerine yani Leyla Mecnun mesnevisinin kadın kahramanı Leyla üzerine çalışan bir akademisyen olarak e, Leyla'nın e, gazellerde hem kadın kahraman bunun yanı sıra mazmunlaştırıldığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Eee Mihri Hatun da tabii geleneğe uyan ama kendine özgü bir duruşu da olan kadın şair olarak e, Leyla Mecnun Mesnevisi'ni, Leyla'yı ve Mecnun'u gazellerinde konu edinmiş bir kadın şairdir. Fakat e, dedik ya Osmanlı şiirinde e, kadınca eda, kadınsı duruşla şiir söylemek... Çok da gelenekten değil hiç gelenekten değildir aslında fakat mesela dost Mecnun olalı Leyli Saç'ın sevdasına gör ne çıktı aleme namun şanı kendimün diyen Mihri Hatun aslında bir noktada hem Mecnun olduğunu hem de bir noktada kendisinin Mecnun'un kendisine bir aşık olarak dikkat kesilmesi gerektiğini de neredeyse ima ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı şiiri soyuttur, tamam, hayalcidir. Ağlamak da Osmanlı şiirinde gözyaşı dökmek de çok sıklıkla yer alır. Çünkü ağlamak aslında herkesin harcı olan bir eylem değildir diye düşünüyoruz. Yani bazı durumlarda ağlamak için mantık aranmaz aynı zamanda belki ağlamak kıskanılası bir durumdur. Klasik Türk şairinin mısralarında hatta müminlerin hüznü ve hüzünle ağlamalarının anlaşılmadığı anlar da söz konusudur. Esasında hüznün ağlama eylemiyle gizli mana değeri de söz konusudur. Ağlamak, inlemek ve hüzün neyin sesinden dolayı insanı elest bezmine bile götürür. Mihri Hatun ağlamayı ney sesine benzetir. Kimseden yardım dilemez fakat kendini neyin tesirli sesiyle baş başa bırakarak başka insanların duygu dünyasını ters yüz etmeden duygu ve düşünce yolunun taşlarını düzene koyarak hissesine düşeni usulca almak ister.'' Giceler ney gibi nala eylerem gündüz figan. Olmasın ben cileyin hali ilahi kimsenin der Mihri Hatun. Aşk insanın boynunu belini büken yalnızlığa hüzne sevk eden bir duygudur. Ateş de aşkı açığa çıkarır. Osmanlı şiirinde aşk ve ateşin ve ahın ah çekmenin sıklıkla kullanıldığını görürüz. Mihri Hatun da şiirlerindeki aşk ve aşka ait ateşi çok katmanlı ve farklı söz gruplarıyla şiirinde kullanır. Mihri Hatun için ateş keder, neşe, sevinç, tutku veya inancın düşüşü ve hayıflanışıyla ilgili ne varsa anlatmaya müsait bir haldir. Dünya kirinden arınanların gönlünde ateş vardır ve onlar hep ah çekerler. O hüzünlü ateş ki nefsi yakmaktan ziyade imar eder. Dilde gam, gözümde nem, sinemde ateş her zaman. Kime derdin yanayın ben kendi kendim var iken der Mihri Hatun. Efendim klasik Türk şiirinde dedik ya mazmuna dayalı söyleyişi Mihri Hatun'un divanında, şiirlerinde en geniş boyutuyla görmemiz mümkündür. Hüzünden dolayı demin zikrettiğim o ahlar gözyaşıyla yaşıyla yıkanarak adeta insanı inşa eder. Bunlar da aslında hüzünde, ahta, gözyaşında hiçbir zaman tamam feleğe söylenme, felekten şikayet vardır ama İnanç ve imanın getirisiyle kahır ve kaygı yoktur aslında. Bunu net bir şekilde ifade edelim. En azından işte gözyaşı ve ah dünyayı ayakta tutan bir çeşit dua niteliğinde şaire güç verir. O zaman dünyanın direği olarak hüzne ah ile sağlamlaştırmak gerekmektedir. Kalp yanmayınca göz ıslak olmaz. Kalp tutuşunca alevlenir ve dumanı başa kadar yükselir. Bu takdirde yaşlar gözyaşı kanallarından göze iner ve orada kalır ve yavaş yavaş dökülür. Gamzesi oklarına sinem nişan olalı ah yar bilir yüreğimde nice peykan gizlidir Mihri Hatun der Mihri Hatun. Efendim manevi ilerleyişte kendilerine prensip olarak edindikleri gizleme ve gizlenmeyi kınama boyutuna melamiler getirmiştir. Melami düşünce sistemine göre onlar kınayanların kınamasından korkmazlar. Osmanlı şiirinde kınayanların kınamasından korkmadan yaşayan Böyle bir hayat süren ve melami düşünce sistemini şiirlerinde çok fazla aksettiren şair vardır. Mihri Hatun da bunlardandır. Mihri Hatun aslında melamiliğin temel e, anlayışı Kur'an'i ve Muhammed'i olanı e, hayatın merkezine alarak yaşamaktır. Mihri Hatun da bir şehenşah-ı cihandır bi nazirü bi bedel... Bir nazar kılsan komaz canda melamet dilden gam diyerek bu bir örneğini verdik sadece melami duruşunu melami düşünce sistemini benimsediğini bize efendim sıklıkla ifade eder. Efendim yalnızlık da Osmanlı şiirinde çok sıklıkla yer alır. Yalnızlık aslında şairin en önemli enstrümanıdır. Klasik Türk şiirinde ...yalnızlık hep olmuştur... ...ve hüzün... ...yalnızlık, acı ve gözyaşı... ...baktığımız zaman... ...sadece klasik Türk şairine... ...özgü değildir, çok fazla ele almıştır... ...ama evrenseldir esasında... ...ama klasik Türk şair var olduğundan beri... ...metaforlarla kendini ifade... ...mazmunlarla kendini ifade ettiği için... ...o anlam katmanları... E, ...sanki gerçekliği... ...ötelediği izlenimi uyandırır... ...dolayısıyla... Mihri Hatun şiirle beraber neredeyse o insani olan yalnızlığı kendi inanmışlığı boyutuyla e, mısralarında yansıtır bize. Yediğim dert içtiğim gamdır en iyisim gusayar. Sensizin nice geçer gör bir zamanı kendimin diyerek aslında o şen şakrak, mutlu, kendine güvenli, herkese kafa tutan... ...Mihri Hatun'un e, divanında e, yalnızlığını, hüznünü, gözyaşını mısralarıyla adeta yoğurduğunu görürüz. İnsanın yaratılma sebebi aşktır. Ve Mihri Hatun dedik ya bu aşkı mısralarında sıklıkla işler. E, efendim biz e, Mihri Hatun'la ilgili e, tasavvufi düşünceye göre... ...aklı ve bilgiyi şiirlerinde çok sık yer verdiğini görüyoruz. Arifler de derler ki sözü kısa kesin derler. Ve bilinir ki yalnız Arif olanlar hikmet ehlidir. Hak ile her nefeste bir olanın da uzun söz söylemesine gerek yoktur. Biz de sözü kısa keserek... Mihri Hatun'la Mihri Hatun'dan bir beyitle size veda etmek isteriz. Her arada hakkı yad et, yad kılma bir nefes. Gayri söz hacet değildir. Arif isen sözü kes der Mihri Hatun. Muhabbetle ve aşkla kalın efendim. Hoşça kalın.